Herkese merhaba ben Ahmet bugün sizlere e, C4 metodu'nun birinci bölümünü çıkacağım e, yani c metodu'nu öğreteceğim evet İlk başta e, şey diyeceğim daha önceden e, c birinci bölümünü çekmiştim ama e, o zamanlarda çok kötü yapıyordum onu küpü. o yüzden bayağı kötü olmuştu ben bile anlayamadım şu an. Ya yani şuraya falan başlığını koyarım. Yani şöyle falan çözüyordum. O yüzden e, tekrardan çizim e, yapma kararı aldım. E, ilk i̇lk başta CFOB'u anlatarak başlayacağım. CFOB e, çömez metodu gibi bir çözme metodudur. E, CFOB e, bir kısaltmıyor. C e, cross Cross yani Türkçe'de artı demek. E, F F eftel O olel de piyelel demek. Şimdi sizlere anlatıyorum. Bu bölümde e, olel yok. Cross yani artı ve efteli e, öğreteceğim Evet. Şimdi Normalde biz nasıl yaparız? Şu şekilde yapıyoruz. Yapıyorsunuzdur. Evet, artıyı böyle üst tarafta yapıyorum. Yapıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ama e, c metodunda öyle değil. Artıyı alt tarafta yapıyoruz. Yani şöyle Getiriyoruz. parçamız evet, tart olmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani alt tarafta yapıyoruz. Bir, bir kez daha örnek vereceğim. Evet. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi artıyı altta yapıyoruz. Ee, burada çok bahsedilecek bir şey yok ama şunu diyecek olursam e, hani sayıcı böyle başlatmadan önce böyle bir küpü böyle inceliyorsunuz ya böyle artı parçalarına böyle bakın artıyı böyle gözünüz kapalı yapacak şekilde olun yani. Bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde artı yapabilirsiniz. Evet. C4 metodunun bir sonraki bölümü olan EFTEL'de iyi anlatacağım şimdi. Eftel nedir? Eftel normalde biz başlangıç metodunda şöyle yaparız. E, ee, değil mi? Şu iki, ilk, iki katmanı. Böyle buraya oturturuz. Sonradan şunu yaparız. Ee, nasıl? Şöyle döndürürüz. Şöyle yaparız yani. İlk iki katmanı iki hamlede yaparız. Ama eftelde öyle değil eftelde yukarıda şöyle bir şekilde parça oluşturuyoruz. Sonra onu e, böyle böyle yerine oturtuyoruz. Ya da öyle oturtmuyoruz, şöyle oturtuyoruz. Evet, efteli anlattım. Şimdi e, eftelin nasıl yapıldığına pozisyonlarına bakacağız. Birinci durum şöyle, şöyle. yukarıda böyle olmuş. Yani beyaz olmuş. Şurası gördüğünüz gibi olmuş. Bunun yeri şurası. Yani bunu yerine oturtmamız lazım. Bunu yerine oturtmak için şöyle çok basit. Şöyle şunu yukarı kaldırıyoruz. Bunu şöyle yerine oturtuyoruz. Ve aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. E bir şey daha olabilir. Şöyle. Böyle olmuştu ya öncekisinde ama şuradaydı. Neyse sağında şöyle yapıyoruz. Yani çok kolay. Yani şöyle de olabilir. Yani her zaman böyle gelecek değil. Böyle olabilir. Bunu da böyle yerine alıp aynı şeyi yapıyoruz. Ya da yani şunun gibi de olabilir. Yani bu burada olabilir. Ya da burada olabilir. Burada da olabilir. Bunu şurasına alıp şunu yapıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi bir sonraki duruma geçelim. Şimdi en kolay durumuna başlıyoruz. Bakalım parçalarımız nerede? İlk başta parçalarımız gördüğünüz gibi beyaz olan parça burada. Turuncu olan burada. Yeşil olan burada. Şimdi şu beyaza bakmıyoruz. Yani bakacağız da. Şimdi şöyle bakıyoruz. Turuncu yeşil. Turuncu yeşil e, kenar parçası nerede? Evet. Turuncu, yeşil. Şimdi hemencik de şöyle bir şekilde bakabiliyoruz. Turuncu, yeşil. Burada. Yani şöyle. Ee, bakıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ee, üst renkleri farklı olması lazım. Gördüğünüz gibi bu durumda üst renkleri farklı. Ve buradaki görmüş olduğunuz şey sağ, sağa bakıyor beyaz parça. Şimdi beyaz parça sağa bakıyorsa orta e, yani bu parçalar buraya oturacak. O yüzden e, bu otur 10 e, buraya gelecek bu parçanın buraya gelecek kısmı sağımızda oluyor. Ve şunu yapıyoruz çok kolay en kolay durum. Şöyle gördüğünüz gibi ikiledik, yeni aldık birleştirdik. Tekrar göstereceğim. İkiledik, yeni aldık ve birleştirdik. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şimdi bir sonraki durum da şöyle. Gördüğünüz gibi bu. Ee, burada da yine üst renkleri farklı. Ama e, buradaki beyaz bu sefer sağa bakmıyor. Sola bakıyor. Ne yapacağız? Ee, o zaman e, böyle yapıyoruz. Yani buradaki bizim solumuza geliyor. Ve buradaki de böyle karşımızda olması lazım. Ve bu sefer de soldaki kısım e, oturacağı yer olması lazım. Ve şunu yapıyoruz. İkiledik. Yeni oturttuk. Kapattık. Tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi ikiledik. Yeni oturttuk. Kapattık. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Ee, bir de şöyle olabilir. Şöyle yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi bu iki parça burada. Gördük. Beyaz da sağa bakıyor. Ama bu burada olması lazım. Yani şu gördüğünüz parça burada olması lazım. Ne yapacağız? Ee, gördüğünüz gibi bunu yapınca olmuyor. Burada başka bir parça oluyor. Şimdi şunu yapacağız. Böyle bunu gizleyeceğiz. Yani arka tarafı böyle bomboş olan bir yer olması lazım. Çünkü artık katı tarafı bozulabilir. Bozulacak yani. Ama arka tarafı boş olursa bozulsa yani yine bir şey yaramaz. Arka tarafı boş olan bir yer alıyoruz. Bunu gizliyoruz. Gördüğünüz gibi gizledik. Bunu istediğimiz kadar hareket ettirsek bile bu hareket etmiyor. Onu yani normalde böyleydi ya. Bunu böyle doğru yerine alıyoruz. Ve yukarı kaldırınca gördüğünüz gibi doğru yerinde oluyor. Sonra da şunu yapıyoruz. Yani oturtuyoruz. Evet. Şimdi bir de onun bu solda olması oluyordu ya bu da burada olması lazım yine aynı şeyi yapacağız bunun arkasındaki kısım boş olacak böyle indiriyoruz bunu yerine alıyoruz bunu kaldırıyoruz ve oluyor sonra da hareketimizi yapıyoruz bu kadar basit şimdi gelelim bir sonraki duruma geçelim evet arkadaşlar bir sonraki durum ise şu şöyle e, bakıyoruz e, Mavi kırmızı. Mavi kırmızı kenar parçasını buluyoruz. Burada. Mavi kırmızı. Şimdi ama bu sefer üst renkleri gördüğünüz gibi aynı. Kırmızı kırmızı. Ne yapacağız? Şunu yapıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir tane şey var. O da e, şöyle bu e, buradaki arka tarafı böyle boş olması lazım. Çünkü bozulabilir. Az sonra size bir örnek gösteririm. Şimdi buraya bunu gizledik. Gördüğünüz gibi bu kenar parçasını gizledik. Bunu, e, bunun yan, e, burasını aldık. Yanına aldık yani. Şöyle de yanına getiriyoruz. Gördüğünüz gibi ikilendi. Sonuna çeviriyoruz. Yen almayı göstermiş mi şeyde? Ve oturtuyoruz. De i̇şte bunun e, şey olabilir. Şöyle. Şöyle olabilir. Olmuş ama bu sefer beyaz sola bakıyor. Yine aynı şekilde ama a a yani aynalanmış. Şey. Buradaki bu sefer burası boş olması lazım. Burayı indiriyoruz, çeviriyoruz, yukarı kaldırıyoruz gördüğünüz gibi oldu. Ve sonra da yerini oturtuyoruz. Burada da bir durum gelebilir. Şöyle durum. İlk başta şuradan başlayalım bu sefer. Buradaki beyaz sola geliyor. Buradaki de burada olmuş. Yani burada olması lazım. Bunda o kadar zorlu bir şey gerek yok. Yani ona gerek yok. Ee, yani burada yine arka tarafının boş olması lazım. Arka tarafını indiriyoruz. Bu tarafı. Bunu bunun yerini alıyorduk. Öncekisinde. Yani öncekisinde iki tane çeviriyorduk. Bunda ise bir tane çevireceğiz. Sonra yeni alıyoruz. Sonra da az önceki gibi yeni oturtuyoruz de bunun e, şu gelebilir. Yani bu burada olması lazım diye. Bu burada yine arka tarafın boş olan bir yer alıyoruz. geziyoruz Bunu şeyini alıyoruz yanına. Bunu kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi oldu. Sonra da bunu yerine oturtuyoruz. Evet arkadaşlar. Aslında bu kadar basit. Yani bir şey ezberlemize gerek yok birazcık düşünseniz. Buluyorsunuz zaten. Evet. Gelelim sonraki duruma. Evet arkadaşlar. Sonraki durumumuz ise şöyle. Ee, bu sefer ise yani ina parçaları bulduk. Ama e, bu sefer beyaz yukarı bakıyor. Ne yapacağız? Şöyle e, bakıyoruz. E, kenar parçasına yeşil yeşili üçlüyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil üstünde. yeşilin üstündeki ne? renk ne? Kırmızı. Kırmızı ee, sağda mı solda mı? Ee, solda. O zaman zıt rengini itiyoruz. Yani kırmızının zıttını itiyoruz. Sonra kırmızının zıttını ittik. Sonra bu parçayı böyle bunun üstüne alıyoruz. Kapatıyoruz. Yani geri çeviriyoruz ve oturtuyoruz. Evet. Bir de şöyle bir durum gelebilir. Evet. Eee öncekisinde şöyleydi. Üçledik. Bu sağdaydı. Üstteki renk. Hayır üstteki renk soldaydı o yüzden sağa çevirmiştik. Bunun değilse üstteki renk sağda. Sağda olduğu için üstteki renk sola çeviriyoruz. Sefer yine üçlüyor, iki ikiliyoruz ve geri çeviriyoruz. Geri çevirince şöyle yerine oturtuyoruz. Evet. Şimdi bir de şunu da oturtalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Ee, şimdi sizlere bir tane durum göstereceğim. Şöyle yapayım. Evet. Gördüğünüz gibi parçalar burada ve parçalar yan yana gelmiş. Ee, ne yapacağız? Ee, şunu yapacağız. Ee, i̇kinci durumda bir şey göstermiştim yani gizlemeyi. Bunda da gizleyeceğiz. Birinci durumda da göstermiştim sanırım. Bakın arka tarafın boş olmasına dikkat ediyoruz. Arka tarafı boş ve e, bu tarafı böyle gizliyoruz. Gizledik. Bakın. Şimdi bunu istediğimiz yere alıyoruz. Yani alıyoruz doğru yerine. sunumunu kaldırıyoruz. Sonunda burada da ee, şey durumu gelmiş. Üst renkleri aynıydı ya. Yani şu durum gelmiş. Ne yapıyorduk hani. İkilendi. Ve bunu yapıyoruz. Evet. Eftihal bu kadar basit. Aslında şöyle eee Şimdi o alelle peli de başka bir videoda anlatacağım. Şöyle hızlıca küpü de bitirelim. Yapamadım sanırım ama olsun. Ee, böyleydi e, cross ve eftel. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. E, ee, bir de FTL'yi pekiştirmek için FTL e, e, yapıyorum diye bir video, at video atacağım. Yani FTL'in gelecek durumları hem görürsünüz. O videoyu da e, kanala abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.